Değerli bayram sohbetlerine devam ediyoruz ve dediğim gibi dostlarımı, sevdiğim insanları burada bayram misafiri olarak ağırlıyorum. Bugün de ne diyeyim, aslında yaşı tutanların çok eskiden biri tanıdığı ve hayat hikayesi herkese ilham verici olan bir konuğum var. Sevgili Muzaffer Yıldırım bizimle beraber. Türkiye'yi nerede tanıdı ilk olarak? Sabahları televizyonda jimnastik yaptırdı hepinizi. Yani daha böyle jimnastik falan moda değilken, böyle herkes yok sabah pilatese gideyim, oraya gideyim, buraya gideyim değilken ...bu işi ilk yapandır Türkiye'de ve hepimiz de büyük bir keyifle izliyorduk. Arkasından gece hayatında bir iki ufak tefek bir şeyler, sonra sinemalar ve şimdi Türkiye'de entertainment deyince, eğlence sektörü deyince... Hatta otelcilikte butik tarafı deyince akla ilk gelen e, isim isim oldu. E, şimdi kendisiyle güzel güzel bir sohbet edeceğiz. E, 40 yıllık tanışıklığın üstüne. Muzafferciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> Şahane. Birden böyle bir bütün bu... geçti <laughs> değil mi? <laughs> Birden kaç sene oldu? Sanıyorum 84 İzzet Öz kadınla erkeğin ilk 40 spor... sene. <laughs> <laughs> çok fena <laughs> Ama hala gelsin evet, Çok şükür Jimnastik yaptığın gündeki kadar formdasın Herhalde sabah Nasıl oluyor bu iş? Bu herhalde bu metabolizma ile çok ilgili Genetik bir tarafı var Bir de 6-7 yaşından beri bildiğim bileri spor yapıyorum Sorry. Bildiğim bileri yıllarca profesyonel basketbol oynadım Spor akademisi mezunuyum Vakko Cim'de hocaydım. Evet. Kadınla erkenlik spor yaptığı yerde. Orada İzzet Öz yapmıştı ayrı bir programın. Çok... Aynen öyle. Çünkü tek kanal vardı. Tek kanal <laughs> <ter> <laughs> <de, gülüyor> sabahları. yapıyordunuz. <laughs> Muazzam bir şeydi ve müthiş bir şöhretti o zaman. Ee, İzzet Öz Teke de halen kullandığımız jenerini de e, logosunda yapan e, İzzet abidir. E, Allah selamet versin ona. Peki, e, jimnastik. Sonra seni birdenbire paşa diye bir yerde gördük. Ama Paşa denen yer aslında o herkesin ya da hatırlayanların Boğaz'da hatırladığı Paşa değil. E, al Alkent'in içerisinde bir sosyal tesis vardı ve o sosyal tesis ne kadar doğurgan bir yermiş ki oradan iki tane bugün çok önemli işler yapan adam çıktı. Birisi sen, diğeri Barış. O ilk Paşa'nın evet ilk Paşa'nın Doramat Doraton değil mi? Evet, evet, evet. İlk Hillside'ın içinde Etiler'de Alkent'te o zaman o, ben de Philip Morris'te çalıştım. 7 sene Vakko profesyoneltim. Sonra 3 sene Philip Morris ki orada marka, marka nasıl evet. yapılır, ne geliştirilir çok önemli bir okuldu. Turantör ile çalıştım. ile reklam yasaklarının olmadığını. Oradan sonra Hillside'a geçtiğimde önce danışman olarak e, bir yardım edeyim dedim. Çünkü Philip Morris'te dolarla maaş alıyorum, araba muazzam elindeydi. bir hayatım vardı. Çok iyi bir şeydi ama aklım hep çok sevdiğim bir şey yapmakla ilgili. Sigara içen bir adam da değilim. Ve Hillside'da... Ama sen Filip, özür dilerim lafını kesin. Filip Oris'e sigara ile ilgili bir şey yapıyorsun. Sen daha başka bir şey bir eventler, e, pro... sosyal olaylar, promosyon şey, çok sigara, acayip. Aslında sigara reklamıyla uğraşılıyordu. Sigara reklamı promosyon departmanında evet. promotor promotör olarak Avrupa bölgesinden sonra bütün eventler, aktiviteler, partiler, bazı şunlar... Aynen öyle yani. Öyle bir şeydi. Yani yine aslında eğlence ve sorumlu olduğum işte de Horeca'ydı. 15 tane her gün e, yer geziyorduk. Aslında gece hayatı bilgisi ve know no zannediyorum oradan Orada geldi bakıyorum. ve marka Yönetim de oradan gelişen bir şey. Tabii çok önemli olan benim 7 sene Vitali Hakko ile çalışmış olmam. 7 sene Cem Hakko ile çalışmış olmam. Çok önemli, çünkü bir fundamental. Yani. çok önemli bir fundamental. Daha sonra da 10 yıl Alarko e, turizm grubunda. Önce Hillside'ı çok zor bir durumda e, danışman olarak başladığım yerde. Ben burayı kurtarabilirim ya da bir şeyler geliştirebiliriz diye. Şahane bir takım arkadaşlarıyla beraber. Alarkoy'a geçtik. Hisayda Gece Kulübü'nün o zaman ilk Paşa diye böyle bir şey Mustafa Töner'in çizdiği daha sabah kafe, öğlen bir şey derken evet. Barış e, Tanser işte bizim Sunset'in sahibi sevgili Barış da bütün oranın promosyon ve reklamını yapıyordu ve bütün Boğaziçi Üniversitesi ve gençleri indiriyordu. Şimdi çok, çok şükür de o da işte Sunset'in Sunset. şey devam ediyor. Ondan sonra da 2000 yılına geldiğimde Paşa önemli bir ...yer olmakla beraber. O arada sinema endüstrisinde de Alarko'da ilk sinemalarını yaptım. Parlament Sinema Kulüp diye vardı o Aynen. aralar. Sonra da 2000 yılında ayrılıp artık kendi e, kendim bir şeyler yapma kararı aldım. Orada da çok sevgili, çok eski arkadaşımla Menderes Mende Utku'yla e, aile olarak e, başladık. Hala da aile. Tabii şimdi senin o işe gireceğin, girdiğinde başarılı olacaksın. Çünkü parlament, Sinema Club bir dönemi imzasını vurmuş ve hala müziğiyle, renkleriyle, ile ne diyelim, şey. jeneriyle hala hatırlayın. yani dün yani tutanların hatırladığı bir şey. Sonra sinema işine girdin birdenbire. Şimdi Öyle, ona... ben doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Ben? Doğru. Biz çünkü Menderes'le bu işi kurarken, ben Alarko'da sinema endüstrisinde ilk sinema salonlarını yaparken bunun dünyadaki gelişimde kurumsal da büyük bir şey olduğunu Fark ettim. Fark ettim ve bununla ilgili önemli bir yatırım yapılıp bir yol almamız gerekirdi. Alarka o zaman çok sinema yatırımlarına çok yakın değildi. Hatta oradaki sinemayı ben sponsorlardan bulduğum parayla yaptım. Çünkü yönetim onaylamamıştı. Bize ne sinemada diyorlar. Ee, yani o sinema mafya işi diyordu. Yani. Üzeri benim böyle bir laf vardı. Hiç unutmam. O da rahmetlinin çok hayatımın çok önemli örnek. Çok değerli İshak Bey'le çok, çok şey öğrendim onlardan. O bir mafya işi oğlum bu sinema işi dünyada da böyle değil demiştim ama Türkiye doğarı öyle bir şeydi. Ee, ve 2002 yılında biz ilk sinemayı yaptık. sinabonus ee, olarak ilk sinemayı dünyada sinema ismini satan şirket olarak Mars Entertainment grubu kurduk Menderes'e. Önce gittik Beyoğlu'nda bir gece kulübü açtık. Nupera diye. Çünkü paraya ihtiyacımız var. İlk Ön Nupera nakit. mıdır? Nupera'dır. Aa. 2002 Nupera'dır. İlk paramızı oraya yatırıp oradan bir nakit yaptık o nakitle sinema yatırımlarına başladık. Daha sonra da e, 2002-2016 yılda 14 yıl boyunca 5 tane private equity'nin Türkiye'de herhalde en çok private equity ile iş yapan insan benim. 5 tane private equity satıp en sonunda Koreli'ye 2016 yılında şirketi satıp ceketimi alıp çıktığım bir yer. O arada da 2006 yılında bir health club e, Mekler kanyonla başlayan bir macera aldı. O daha sonra 2006'da başlayıp 2010, 2020 yılına geldiğinde 110 küsürdü. 110 küsür mek 110 mi vardı? var. Evet, 110, o, küsür mek vardı. Mac vardı. Mek'in ne olduğunu anlatalım. Mars Atletik Center. Spor kulüpleri kulüpleri dünyada girip sabahları öyle, ne zaman spor yaptığı yaklaşık yerler. Yaklaşık 27 şehirde Anadolu'nun her yerinde o, e, hoş bir şey yaratıldı. 110 tane hiç inanamıyorum. o hale geldi. Mek, Mac, MacFet diye segmentasyon yapıldı ve 2020'de de hala çok başarılı gidiyor. Pandemiyi de güzel atlatıp. Şahane hala zirmek. Değil. Ha. 2020'de pandemiden önce bir şekilde biz oradan exit ettik. Menderes'te ikimiz. Ve 2016 yılından hani şirketi satarsınız ya yani ne yapacaksınız gibi bir durum var. Ben önce 6 ay nöbetçi tatildeyim. Hiçbir şey yapmadım Yapma. dedim. Bir bakayım. Hatta bir sürü de kitap okudum. Çünkü hayatımda görmediğim bir parayı gördüm. Onu da Muazzam <laughs> bir satıştı o. Muazzam bir. 2016'nın en büyük transakşıydı. En, en büyük satışıydı. Evet. 650 milyon dolar mıydı? Ee, 940 milyon dolar. 940 milyon dolar. Aynen 940 milyon dolar 940 milyon dolara aslında siz bir sistem sattınız. Yani Türkiye'de dışarı bir şey yok. gitmedi. Gayrimenkul yok, bina yok, şu yok, bu yok. Bir sinema sistemi sattınız. Bir işletme şirketi i̇şletme satıldı. Şirket. Yani dünyadaki şeyde hakikaten dünyada da önemli bir Kore şirketi de... Dünyanın en büyük beşinci operasyon şirketidir aslında. E, şu andaki devam edenler. Biz zaten onun onu Mendelsohn'u satmak için kurmuştuk. E, yani satılabilir exit e olabilecek bir iş olarak kurmuştuk. E, sattığımızda 800 küsür salondu ve pazarın yüzde seksenini kontrol ediyordu ve endüstriyi legalize edip bir endüstri haline geldi. Yani Onu çok... Üzeyir Bey'in dediği mafyalıktan çıkartıp birdenbire uluslararası büyük bir iş hale getirmişti işi. Ve, ve çok yani belki de o dönemde belki de Alarko'dan da değerli mi de oldu bilmiyorum. Muhtemelen yani, acayip öyleydi. bir, öyle bir şey acayip bir şeydi yani benim de hiç beklemediğim ekspet etmediğim bir şeydi ama o ortakların da önemli başarısı var. O dönemki private equity'nin çok ciddi satış kabiliyetleri vardı dünyaya. Herhalde ondan ama e, 2016 enteresan olan Kırılma noktalarından birisi. Hakikaten hiç, nöbetçi, tatilci gibiydim. Hiçbir şey yaptım. Sattın, bir parayı koydun ve bakıyorsun, etrafa ne var ne yok diye. İş yapmak... Menderes'le beraber mi bakıyorsunuz orada? Menderes, Menderes daha kararını verdi. Menderes dedi ki ben ofisim, şey ay mi? ofisimi ayıracağım. Ee, çalışmayacağım, iş yapmayacağım. Herhangi bir şeyle dokunmayacağım. Biz aradaki ufak tefek işlerimizi beraber yapalım. Hayata böyle devam edelim. O beni, beni bildiği için benim duramayacağımı aslında bir şekilde benden kendini korudu. Kordu. Ee, sonra Alaçatı'da bir ev yapabileceğim eski bir depoyu Ev yapayım burayı bir oturayım derken birdenbire an dedim ben evde oturmuyorum ki hani <laughs> hani <laughs> Mümkünse küçük bir teknemde teknemde yaşayayım Öbür tarafta başka bir yerde yaşayayım Evde yaşamıyorum Otel yapayım arkadaşlarımı ağırlayayım Derken oteli yaptık değişik bir otel yaptık Eski bir warehouse'u Depoyu bir depo... otel yaptı ve muazzam bir şey oldu Değişik bir şey oldu ve son orada şeyi keşfettim Fatih bir bariyer yok otel bizimsinde ve bir fikir eksikliği var. Hani bizim design otel, konsept otel, lifestyle otel herkes kullanıyor ama o eksiklik bana bu işte devam etme kararı aldırdı. Onun arkasına işte İstanbul'da bir Nişantaşı'na, bir Boğaz'da, bir Ortaköy'de bir oteli aldık. İşte tabii ki herkes her, her zamanki gibi kanyon sinemayı açtığım zaman kanyonda mı ofisin diyorduk. Bebek oteli aldığımda da herkes öyle zannediyor. Bebek Otel'de işte 3 4. senesi bu sene. Oradan dolayı o, o zamandan itibaren de biraz marka bilinirliği ve değerler arttırıldı. Tabii arada bir şeyi atladık ya. Oraya bir döneceğim geriye. Sen bir yandan da sinema yapımcılığına soyundun. Ve şeyin Cem Yılmaz'ın, eee Gupse Özay'ın ve daha pek çok özellikle yani komedi alanında iş yapan sanatçılarla bir sürü film çektin. Doğru mu e, doğru. 26'nın üzerinde film var. 2013'te aslında sinemayı yönetirken kontent eksikliği den dolayı yapımcılığa başladım. Hmm. Sonra sevdim. Ha, o nedenle başladın yani. Evet, on üzerine dedim ki sinemamız var, konten. Hani Cem Yılmaz film yok. atlamasın. Öteki film yaptıralım bunlara ki herkes beraber olsun. Öyle başladığım bir işte tabii Nuri Bilge Ceylan'ın Winter Sleep'inde yapımcım. Orada bir kan var. Hani çok komik şeyler de oluyor. Bizim şimdi komedi kulüpte öyle şeyler oluyor. Ya Nuri Bilge Ceylan'la da film yapıyor öbür türlü reherde ne yaptım. Emir Alper'e Emin Alper'in üç kız kardeşinde yaptım. Onun üzerine ya Hasan Cankaya'da film yapıyorsun. Ne enteresan bir şey. Çok enteresan evet. Russell Crowe'la film yaptım. 25'in üzerinde film var ve devam ediyor. Bu aslında benim ana işlerimden biri yapımcılık. Ama ee... saymadan geçtin onu. <laughs> evet, şu andaki ana işlerinden biri otel bazen düşünüyorum bazen yaptığım işler birbirine karıştı için hakikaten bazen sayamıyorum haklısın peki otelcilik hep hakkında olan bir şey miydi? çünkü e, açıkçası ben şöyle düşündüm sen e, sinemaları hakikaten rekor bir fiyata yani Türkiye'de dev dev holdingler o parayı etmezken sen bir sinema zincirini nin, e, işletme modelini sattın aslında ve çok da acayip bir paraya satınca ben de, artık Muzaffer hiçbir şey yapmaz. Biner tekneye işte biraz burada kalır, biraz Akdeniz'i gezer, kışları karayıp de e, olur falan diye düşünüyordum. Çünkü makul insan öyle yapar. <laughs> parayı bulmuş akıllı adam öyle yapar. Sende bir akıl eksikliği var bana göre ki akıllanmadın yine iş yapıyorsun. Niçin gittin? Mesela Bebek Oteli aldın. Bebek otel küçük bir otel aslına bakarsan. E, yani hani, büyük paralar, o kadar emeği ve işte Nişantaşı'daki otelin keza kaç oda? 30 oda, 20 oda. Hep öyle otellerin. Ni, niye böyle bir şeye girmek ihtiyacı hissettin? Bir tanesi, en bahsettiğim şey bu <laughs> Türkiye'de bu tip bir otelcilikle ilgili e, bir chain yok. Ya da bir fikir birliği yok bahsettiğim. Yani e, bu işi büyütebilme ve Türkiye turizminin potansiyeliyle ilgili bağlanan bir yerde e, ileride bunu satarım diye de yapmıyorum. Onu, bunun ben ticari de. bir şey içinde başlamadım aslında. Galiba hepsinde şöyle bir şey var. Hani ben ilk Vakko'dan gelen bir şey var herhalde. Hani kadının erken ilk spor yaptığı yerde ben ilk elemandım. Cem Akko'nun beni işe aldığı. Sonra e, ilk... Doğru düzgün üyelikli büyük Büyükel Klap Hisat ilk büyük gece kulübü Paşa bir devrimdir gece büyük hayatında. Yerine. Ve o dönemin büyüklerinin e, hani Metin Fadıllıoğlu'nun e, Celal Çapa'nın Ahmet Çapa'nın falan endüstriyi yönetti dönemdi. Sadece onların yeri iş yapardı. Hayır. O ilk yerdir independent çıkıp büyük iş yapan. Sonra sinemayla beraber sinemada bir değişiklik oldu. Yani sinemayı değiştirdik. Yani medeni hale getirip ergonomik hale getiren ilk grup olduk. Asa Faruk Süren başlamıştı. O değil mi o? Faruk abi, Faruk abi acayip vizyoner başlayıp, Odeon grubuyla bir franchise anlaşması yapıp İlk IMAX'i Türkiye'ye getirdi. Yani Ankara'da yaptı. Sonra profil alışveriş merkezi. İlk standardı düzgün olan sinemalar bunlar. Hani koltuk aralıkları 120 santim. şey Ses ona göre, makinesi ona göre olan sinema. Aynen. Faruk abi öyle yaptı. Daha sonra devam etmedi evet. o dönemki şeylerden. Hatta o sinemalar Başkanlığı sonra bize de, geçti. o işleri yapamadı. Onunla, onun kalan sinemalarını siz aldınız zaten. Bize geçti. Galiba şey var Fatih, bilemediğim bir şey var. Bir tanesi çalışmayı çok seviyorum. Ben partizan bir babanın, memur bir babanın oğlu olarak dünyaya geldim. Ve hani Yugoslavyadan göç eden, göçmen bir ne oğluyum. Biz hep çalışmayı öğrendik. Ben 12 yaşından beri babam beni çalıştırıyordu. Yani ben tatil bilmiyordum. Sömestrde bile ben işe gidiyordum, çıraklık yapıyordum, çay getiriyordum. Para kazanmak, çalışmak bir sürü şekilde bir genetiğe eşlendi. Herhalde. Diğer tarafı şey hoşuma gitti. Bir şey fark ettim ki bir şey keşfettiğim zaman insanların hayatına olumlu bir katkı sağlıyorum. Hayatlarına pozitif bir şey koyuyorum. Aslında bazen bana soruyorlar. Hangi endüstri desin diye böyle. Mutluluk satıyorum ben. Mutluluk endüstrisindeyim diyorum. Yani ben mutluluk satıyorum hakikaten yaptığım işlerde keyif satıyorum. Eee bu e, pozitif katkı galiba beni provoke ediyor. Hep iyi bir şeyler yapmak, daha iyi bir şeyler yapmak, daha değiş Yorucu bir tarafı var. Yorucu bir taraf çünkü. Var, var. ciddi. Şekilde. Ama seni de genç tutuyor belli ki. E, ortağımın şeyi şu, e, Menderes'in diyor ki, yani sen bir çapayı atıyorsun, çekiyorsun tekneyi, sonra çapayı bir daha ileri atıyorsun. Yani durduramıyorum seni ama stres ve şey herhalde beni e, şey yapıyor, e, dediğin gibi... Ya şimdi... Gerçi Menderes de yaşlanmayanlardan. e, çok spah. hala biz birinciliği bir full court basketbol oynuyoruz. Her salı oynuyoruz. Her salı kavga ediyoruz. E, hala full court basketbol oynuyoruz. Evet. Tahtaya vuralım. Daha uzun yıllar devam ederiz inşallah. Siz bizi gömersiniz <gülüyor> <gülüyor> e, Peki. Bir yandan da bu Bebek Otel meselesi. şimdi. Bebek Otel orada 60 senedir, mi vardı? 60 senedir vardı? 60 senedir var o otel evet. orada. Ve Türkiye'nin en güzel semtinde, Türkiye'nin en güzel otel olacak yerinde berbat bir binaydı. ya yani berbat bir ya Berbat işletilen bir binaydı. Ee, hatta yıllar önce ben Cumhuriyet'e çalışırken Avusturya'dan bir e, hanfendi gelmişti. İstanbul'da bebek otelde kalmak istedi. Ben de ki ya, emin misin dedim. E, yerleşti oraya. Sonra üç gün sonra ya ben burada kalamayacağım galiba dediği bir oteli sen aldın. Bir demir başka bir şey yaptın. E, ne keza Nişantaşı'nda şimdi yeni açtığın otelde öyle. Ne, ne yap? bir de bakıyorum mesela diyor, bundan Avrupa'da da vardı onu mu takip etmiş? Değil. Yani sen böyle kendi kendine bir acayip bir şeyler yapıyorsun. Nereden geliyor aklına bu fikirler? Bir ekibin mi var? Birine mi güveniyorsun? Birisi bunu yapma diyor? Nasıl oluyor? Çok açıklaması zor belki bir konu ama galiba yaratıcı olmak için meraklı olmak lazım. Benim de en büyük problemim gittiğim hiçbir yerde çok eğlenemiyorum. Nedeni de hep hep bir şeye bakıyorum. Yeni ne var, ne var? O ne var? Bu var. Daha geçen hafta Meksika'da kafaya taktığım bir oteli görmeye gittim. Yani bir şeyler e, yeni bir şeyler. Artık şöyle bir durum da var Fatih. Artık bir şeyi sıfırdan yaratma diye bir şey yok. Inspire dönemi. Yani hepimiz ilham alıyoruz. İlham alıyoruz. Çünkü internet dünyası önümüzde tüm şeyler açıyor. Yani Dünyaya yani sinemayı yapmadan önce 2002 yılında ilk sinemayı da G-Mall'da yaptık. Hatta birisine risk kartonda iki oda tutup su şili şampanyalı sinema yapmıştık. Belki hatırlarsınız kartondaki lüks küçük Hatırlıyorum. ilk standart sinemayı yaptığımızda ben yüzün üzerinde dünyada sinema gezdim. Standartlar ne diye, sistem ne diye. Health Club'lar için belki yüzün üzerinde Health Club gezdim. Hani araştırıp bakıp Oradan aldığım ispayla benim ülkemde ne daha iyi olabilir, iyi uygulayanlardanım. Tabii ki muhakkak üzerine bazı yaratıcılıklar da gelişiyor. Ee, sanıyorum o merak ve o merak sadece hani bir de ben önümüzdeki 20 yılın değil, önümüzdeki 50 yılın insanlarının e, uygulayıcı insanlar olduğunu düşünüyorum. Herkesin fikri var Fatih, herkesin bir ha, projesi var, herkes ama uygulayacak ama, kim hani, uygulayanlar hayali, küçük değerli hayali. proje çok ama icra sıfır ya bunu hayata geçirenler bunu ben demedim Bilges bunu bir 10 sene önce söyledi yani uygulayan insanlar önemli artık çünkü fikir instagramda fikir bütün internette bütün fikirler orada ben uygulayan tarafında çok güçlü operasyonel yanımında çok güçlü olduğu en güçlü olduğu taraflardan bir tanesidir ve iyi ekip kurma konusunda, iyi takım kurma konusunda, iyi çalışma arkadaşları kurma konusunda da hem şanslıyım hem de zannediyorum bilinçliyim. Çünkü standartlarım var adam seçerken olması, iyi kalpli olması bir numara. Bir numara. Bir numara. Aynen. Benim bütün personelinde ilk aradığım şey bu. Yakın çalışan. Pozitif. Pozitif. Hem çok önemli benim kadromda 20'li yaşlarda çok insan var. Çok. Kreatif bir timimiz var. Biz bir yerden sonra bir şeyleri kaçırdığımız için yeni her şey için şimdi şu anda işte bu yazın sonunda bir Bodrum'da bir otel açacağız. Bobo. Bobo işte Bohem Burjuva'nın birleştiği bir adla. E, atla ama kreatif ekibimizde bir DJ var. Olmadık ve 19 yaşında bir çocuk var. E, 26 yaşında birisi var. Onları da dinleyen ama bu arada 40 yaşında 50 yaşında 60 yaşında da bir ekip de var. Tecrübe bunları birleştirip yeni şeyleri aslında beraber create ediyoruz ve bunları beraber anlatıyoruz. Geçecek mi Bobo bu yazın? Mayıs sonu inşallah. Aa, geçiyor. Mayıs sonu. Süper. Tam e, şeyin karşısında. Mandarin'in e, karşısında. Cennet ya da, Koyun'da. Cennet Koyun'da, e, Çok da güzel bir yerde. E, orada zaten bir başka bir oteldi. Sonra devraldın yine değil mi? Evet. Bir e, Akana. 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 Ha, Akana. E, Çağdaş Kuyum Akana diye bir oteliydi. E, onların da bizim onların aklına da gelmemiz çok güzel bir şey. Marka ha, güzel bir şey. Onların aklına gelmiş. Yani biz steyle bu işi çok iyi yaparız ama Bodrum'da bana yaklaşık her sene 4-5 proje diyeyim, geliyor. Niye Burada bir şey var Fatih, çok önemli bir şey. Gitmeyeceğim sinemayı, spor yapmayacağım health club'ı, kalmayacağım oteli, oteli yapmıyorum. yapmıyorum. Yani yemek yemeyeceğim restoranı da yapmıyorum. Yani ticari, önce ticaretten çok, ya diyorum ki ben burada mutlu muyum, ben bunun sonunda ticarete döneceğini düşünüyorum. Şu ana kadar da başarılı oldu bu. İnşallah evet. da, yani ben yine de aynı yerde dururum. Bir de çok hoşuma gidiyor sen, Nişantaşı'nda o otel ötürü yani. Önüne, içine sanat koyuyorsun. Önüne sanat koyuyorsun. Yani şimdi Nişantaşı'nda ya belediye oraya bir heykel koymazken sen otelin önünde bir ışıklı, bir yeni nesil bir sanat eseri koyuyorsun. Semti de güzel. Yani oteli semti de güzelleştiriyorsun. O da çok da hoşuma gidiyor. Fakat çok garip şeyler yapıyorsun. Ben hayatımda hiç görmedim. Bir otel odasında otelin restoranını açtım. İki odada. Yok, üç odada. <laughs> İki odada, İki oda mı? Evet. Dediler ki ya Muzaffer şahane bir restoran açmış, Sankai diye. Ee, bir gidelim dediler. Hatta Mahmut Anlar dedi. Ben de ki Muzaffer tamamen üşüttü. Otel odasında restoran mı olur dedim. Gittik hayatına edeyim en güzel yemeklerden bir tanesini, Japon yemeklerinden bir tanesini edeyim. Sonra otel odasındaki restorana miştin aldınız. O nerede mesela? Nereden aklına geliyor? Otel odasını şey yapmak. Gibi, bu, bu, artık bu deli işi. Saç, saçma sapan bir burada, şey bu yani. Burada aslında çok hoşuma gidiyor. Bunu söylemekten de çok gurur ve hoşluk duyuyorum. Oğlum var Can. Bir de kızım var Maya. İkisi de İtalya'da okudu. Birisi grafik tasarım ve e, e, marketing ve dijital marketingde master yaptı. Can ekonomi okudu e, İtalyan devlet okulunda. Can bir sene bizim anneanneden gelen Japon kültürüne bizim anneanne Tokyo doğumlu. Yani çocukların anneannesi Tokyo doğumlu. E, oradan gelen bir şeyle Can'ın çok ciddi bir şeyi vardı. Ve gitti bir sene Erasmus yaptı. Japonya'da. Japonya'da. ve Japonca konuşuyor. Yani işte 26 yaşında, 27 yaşında bir çocuk düşünün. Bir de olsa. Can 20 yaşına geldi mi? 27 oldu. Baktığın zaman evet. 10 18, 17 gibi <laughs> duruyor çünkü. Uzun boylu bir ergen gibi duruyor. <laughs> ama çok ciddi. Değil, mi? değil mi ama? <laughs> ve Can'la Maya e, hep böyle kafada böyle bir Japon küçük bir şey yapmakla ilgili bana bir tane proje çizdiler. Bir sunum yaptılar ikisi. Dediler ki Bulvar Otel'de baba biz iki odayı birleştirip bir şey yapabilir miyiz? Baktım bir Japon omakasan anlattı. Japon kültürünü çok iyi biliyor. Can dedim fikir o kadar acayip güzel ki canlamaya. Biz bunu dedim gel en iyi yerden başlayalım. Bebek otellerden sana bir yer yapayım. Böyle başlayıp aslında tüm oradaki ben bunun yatırım yapıp ona yeni veren e, hikayesinde küçük bir paya olan ama bunun yaratıcısı canın, canın canın yarattı, develop etti ama Restorancı değil Can. Can onu develop edip sistemini koydu. Şimdi diğer işlere bakıyor. Onun bütün grafik, tasarımı, marka, yönetim bilmem ne Maya. Maya'da. Ee, zaten onların yüzünden de zaten galiba işi büyütme kararı alıp 2-3 senedir e, işi çok hızlı büyütmeye devam ediyoruz. Bir yandan da film çekmeye devam ediyorsun ama değil mi? Evet. Bu, bu, bu sene son işte, sen yaptın galiba. i̇şte 2 milyon 150 bine geldi zannediyorum. 2 milyon bu sene, oldu mu? 2 milyon 150 binle e, bu sene en çok sevdilen komedi filmi. Bir tek çocuk filmi geçti onu. En çok sevdilen Türk filmi. Bu 2024'ün tabii Ekim'de falan Kasım'da. Tabii bize konuk gelirse. oldu da Hasan Can Kaya'nın <laughs> filmini yaptım. <laughs> Duymazdan geliyor. <laughs> bize konuk oldu da onlar. Gupse film için bize konuk olmuştu. Alo ha, ha? Yani Gupseyi ben çok severim. Hı. Şahaneydi yani. Ee, İlk gelmiş, o da çok izlendi. Peki başka bu sene film projesi var mı? Var. Ee, üzerinde çalışan bir Gupse ile tabi doğal olarak bir film Hı -hı. projemiz var, bir dizi projemiz var, bir animasyon projemiz var. Animasyon projemiz yaklaşık iki senedir Gupse bir Gupi karakterli bir animasyon hazırlıyor, o çalışılıyor. Film var. Artı Kürk Mantalı Madonna 7-8 sene önce yazıldı. Onu bir yere doğru getirmeye çalışıyoruz. Ee, Koca Yusuf o da 7-8 sene önce senaryoları yazıldı üzerinde çalışıyoruz. Onu Çağatay Ulusoy'la yapacağız. Ee, bir de Göktürk diye Alper Çağlar diye çok yetenekli bir arkadaşımızın e, hikayesini ve şeyini yazdı. daha filmlerini yapan e, muazzam bir oğlandır. Onun gerçek Göktürk'ün yani ilk Türklerin çıkış noktası ile ilgili tarihsel muazzam bir filmidir. Ben bu filmin de yabancı film Oscar'ında Türkiye'ye gidebilecek potansiyeli olduğunu kadar. düşündüğüm film. Yani bir senaryoda ilk defa ağladığım bir senaryodur o. Ee, o şimdi üç bölümü onun bir dijital platformda yapılıyor. Zannediyorum Blue TV'ye çünkü bütçe o kadar büyük çıktı ki. Film olarak devam edip inşallah 2025'e koyacağız. Kim aldı onu? Cem mi aldı? Kim aldı? Birisi aldı bu ee, Bir Warner. Warner. Warner aldı. Warner, Warner. HBO aldı. Ee, 2025'te zannediyorum de şeye girecekler. Devam eden böyle projeler var. Tabii Hasan yine projeler var. Hep bir hayalim var. daha önce çok konuştuk Cem Yılmaz'la, Şener Şen'le. İkisini <laughs> bir araya getirdiğimiz... Bir filmle ilgili çok hayalim var. Şener abi de biliyor. Cem onunla ilgili çok güzel... Ama Şener abi sen şey bir şey yapmak istemiyorsun o zamanlarda. Şener abi biz 40 sene sonra tiyatro oynamaya ikna ettik. Bu arada bütün işlerimin arasında bir de Dastas var. Dastas var. E, Dastas mesela Şener abinin zengin mutfağını 40 sene sonra tiyatroya ikna etmek e, bir işti. Ama o çok mutlu oldu çok ve mutlu. ona çok önemli bir e, hareket getirdi. Ben hatırlıyorum Şener abi ilk toplantımız oyunlar başladığında Şener abi merdivenleri koşarak çıkıyor. Evet Şener abi gençlikti. Ya, o filmi mesela ben onu bir Türk seyircisine bir borç olarak biliyorum. Yani Şener Abi'nin bir komedi filmini... Şener Ağabey'e de böyle söylediğim için rahat söylüyorum. Hani Cem'le oynayacağı bir film. Bunun dışında tabii dizi projeleri, şey projeleri... Production şirketi kuvvetlice ilerliyor. Peki şimdi işte mesela ilginç bir şey. Dastast'a... Dastast'ın Dastas da kurucususun değil mi? E, Dast... Ortayım. Ortaysın. Orada Mert Fırat. Şimdi mesela orada seni kimse görmüyor. Orayı Mert'e bırakmışsın. Orada görünen yüz Mert. Oranın seninle alakası olduğunu söylemesi hatırlamayacağım bile. B böyle mi çalışmayı tercih ediyorsun? Ee, bir orada zaten şöyle bir şey. Var. Mert Fırat ortak. Harun ortak. Harun Ötesi'nin solistimiz. Koray Kargo ortak. Didem Balçıntı iki tiyatrocu. iki şarkıcı, ben iki müzisyen ve bir iş adamının ortak olduğu bir yapı. Ben business plan ve sistemi oluşturup yapıp işin uzmanına vermeyi seviyorum. Yani ben 13 saat kupseyle çalışırken de o işin senaryonun uzmanı, marketin hakikaten hepimizden çok iyi biliyor. Bu yöntemle zaten büyüme e, oluşturuyorum. Orada Mert Fırat neredeyse vaktinin %80'ini dastas harcıyor. Şimdi ikincisi de açıldı Bursa'da, Downtown'da. Şahane oldu. Bursa'ya müthiş bir renk geldi. Tiyatrolar gidiyor. Yılda 500 oyun sergiliyor. 500? Dastas. Das. 60 konser yapıyor. Evet. Her sene 50-60 oyuncu eğitiliyor ve o şeye katılıyor. E, ticari olarak felaket bir şey. Yani Mert Fırat'la bütün parayı biz koyduk. Bütün paralar orada ama torunlarıma tiyatro var. Yani o tiyatro ne müthiş bir şey e, koydu. O çok maneviydi bir Torunların şey. Torunların demene gülecekti az kalsın. <laughs> torunlarıma tiyatro. <laughs> Ka yani bir ara tiyatronun kalmama ben biz Dastası başladığımızda 2017'de Tiyatroların Türkiye'de en azaldığı dönemdi. Evet, evet. Yani bizle beraber evet abi tiyatro seyircisi var diye tekrar alevlenin. Çok şükür şimdi yüzlerce tiyatro evet, var. çok tiyatro oldu. Bir yandan da oteller de devam ediyor. Ee, Alaçatı'da çok garip bir otel projenden geçen gün bahsedildiğini duydum. Ee, çadır. <laughs> Dağın tepesinde çadırlardan bir otel projem varmış. On iğnesi. Bu e, aslında bir enteresan bir vadi var. E, çok ortada ama çok uzakta. Bu vadide böyle 100 yıl önce bir yaşamın olduğu, Rumların orada hayvancılık ve şarapçılık yaptığı, üzüm yaptığı bir yer. 24, 300 dönümde 24 lüks çadırın oldu. Bu çadırlar çok alel, bu çadırlar pahalı kısır çadırlar. 10 küsür dönüme bir tane yani. Ee, daha 12-13 dönüme bir tane. Hatta e, 5-6 dönümde yaklaşabiliyorlar yanlarına. Bir, daha az görüyorlar. E, ve Alman teknolojisiyle Güney Afrika'da üretilen işte 3 darlı ses geçirmeyen, böcek girmeyen, 140 km düzgün çok özel çadırlar. Pahalı bir iş o şey. İşin ticari tarafında e, ne kadar doğru herkes... Ya, deli misin sen? Evet 24 Hem... tane o da orada koca arazi. Bütün bu Luxury glamping meselesinde Utah'ta var. Gittim. Ya, değil. Bizim hayal ettiğimiz. değil. İşte Suudi Arabistan bile bir tane yaptı. Felaket. Bence. Afrika'da vardır bir iki tane. Yani Afrika'dakiler zaten already right hep olanlar. O Afrika'dakiler zaten doğru yerde, doğru konumlanmış. Biz burada başka bir şey değiştirip ee, dünyada bir Hani hep böyle dünyada tek falan değil ama hikayesi çok kuvvetli olan yerin enerjisinin enteresan olduğu bir arazide bununla uğraşıyoruz. Ee, uğraşıyoruz İnşallah seneye e, Turizm Bakanlığımızın da görerek buradaki standartları bu Glamping yasasında da e, bu standartlar üzerinde yazılmasını sağla, sağlandı. Çünkü çok yüksek standartlar var. Şimdi çok güzel 5 dönüm arazi al 100 çadır yok al yok öyle bir izin. Her dönümde bir çadır izni var. Yani bu çadır luxury glamping denilen işin pahalı satılması lazım ve güzel olması. Utah'ta 10 bin dolar. Çölde bir çadır. Geceliği. Geceli? Çölde bir çadır. Dolar. High season'da yakalarsan Ana. 10 bin dolar. Yani i̇ki gün kalırsam bileklerini kesersin. Bana öyle geldi. gelir. Ee, bana öyle geldi ama bunda bir şey var tabii. Ala mesafesi 6-7 dakika merkezde. Denizle mesafesi 7 dakika arabayla falan. Bu bir game changer yani oyunu değiştiren bir örnek olabilecek. Ya hakikaten böyle bir şey var mı denecek proje çok heyecanlandıran tarafı zaten benim. İşte beni. yani bir, bir, şey yapıyorsa deliler yapıyor genellikle. Yani başarılı olursa olan deliye bak ne güzel iş yaptı diyeceğiz. Başarılı olmazsa zaten deli, delice bir iş <gülüyor> diyeceğiz. <gülüyor> Ama ilginç. Şimdi şu yüzden ilginç mesela. Şimdi böyle bir şeyi hani derse ki ben bunu Munzur Dağları'nda yapıyorum desen derim ki ha, tabii normal Munzur Dağları'nda böyle bir şey yapılır. İşte, Alaçatı'da herkes deniz kenarına otel yapmak için yararken sen dağın başına yapıyorsun. Niye Deniz de yapmıyorsun? Ya, e, Fatih Alaçatı'daki otelim bir mahallenin ortasında dört dönüm içerisinde kapalı bir yer. Ha, ha doğru senin Alaçatı'da otelim A var. Alaçatı'daki doğru. otel de öyle yani. O dört dönüm içinde bir hayat yaptım ama buradaki vadi içinde e, üzümün olacağı, üzüm, içinde böyle bir e, sporun işte gökyüzünü görebileceğin dünyanın en gelişmiş teleskobunun olduğu falan ha, hikayesi olan bir şey. Böyle şeyler olacak. Içinde. Böyle yani böyle bir başka bir şey anlatıyor. 100 kişilik bir lokantası var. Mesela sadece 100 ama 101 değil. 20 kişilik bir şef havuzu var. Bir tarım evini şef havuzu yapıyoruz ve her 3 haftada bir yabancı bir adam, yabancı bir şefimiz ve 3 yıldız, 2 neyse 20 kişiye özel yemek yapacak. Yani İçindeki doldurulan şey worldwide bir hikaye. Bunun içinde zaten hani bunu dünyayı nasıl anlatacağız de derseniz Paris'te PR ajansımız başladı. Londra'da PR ajansımız başladı. Danimarka'da tüm İskandinav'a giden PR ajansımız başladı. Ee, yok çünkü örneği yani bazen bir acayip yani hakikaten çok ukalaca konuşuyorsunuz. Abi, yok, yok değil abi, ben biliyorum çok ben acayip şeyleri. Zaten biliyorum. herhalde galiba... E zaten normal bir şey yapsan, seni burada niye ağırlayalım biz abi? Yani şimdi arkadaşım olman <laughs> arkadaşım diyorsun? olman şahane bir şey. Seni çok seviyoruz arkadaş olarak ama hani yaptığın iş bir acayip olmasa, benim 100 tane arkadaşım var. O, sadece onların, seni gibi acayiplerini biz buraya davet ediyoruz ki <laughs> insanlara acayip bir şey lazım vallahi. Normal adamdan bir şey olmuyor Muzaffer. Senin gibiden oluyor. Sen yolda çıkarken cebinde milyon dolar sermayen var mıydı? Hiç. <laughs> Bir, bir, bir fikirle ben... çıktın ve çalışarak 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 Türkiye'ye milyarlarca dolar para getirdin, kendin keyifli bir hayat sürüyorsun ve Türkiye'yi bir sürü şey kazandırıyorsun. Çok acayip bir şey bu yani. O yüzden o yüzden buradasın ve o yüzden seninle sohbet ediyorum. Çok ediyorsun. çok teşekkür ederim. Bunun hazzı yani bunun keyfi hakikaten yaptığım bir şey insanlar mutlu olduğu zaman oturup dışarıdan böyle bir seyretmek kadar. Yani bir grup var mesela bebek otelde. Ben bu kadar gece hayatı, bir sürü yer yaptım. Ben o aileleri bir arada ilk defa Buyur. gördüm. Ama o saat kulüp gibi oldu. Bir, bir şekilde çünkü rezerv, isim bilin, bilinmeyen yani isimlerin rezervasyonunun alınmadığı... Ha, Geçen cuma Adrian orada dans ediyor, dans ediyor ama Bebek Otel bir tane çekilmesine. Adrian Elim var. Hala güzel mi? Ben görmedim. Bana ama <laughs> yani biz de orada mesela onu resmini çekip Bebek Otel'de Adrian Elim'a Bizim markamızı hiç kimseye yüklemiyoruz. Yani mesela hep bir dürüst, e, müşteriyi koruyan, ee, müşteri üzerinden bir değer kazanmaya çalışan bir işletme değil. Yani onu kimse bilmiyor. elime geldi. Bebek Otel'de Cuma danslarını etti. Bitti. Türkiye bilmiyor belki. Tam bilmiyor. Ben ilk defa duydum. Daha kimler? Yani dünyanın en zengin 15. adamı 80 oteli var. 80 oteli var. 15. For, Forbes list adam bizim otelde kalıyor. Adam 777 şeyle geliyor. Ee, özel uçakla. Ama bizim oteli seviyor. Ee, biz bunları hiç anlatmayıp kendi içerisinde aslında kulüp gibi çalışıyor Bebek Otel. Ee, şimdi bunu biraz daha e, netleştiriyoruz. Bodrum'da <laughs> biraz öyle şimdi olacak. Bo ah, tam i̇şte Bodrum'da olacak. Bodrum'da sinema karşınızda Villa kızı var. O da çok güzel e, ve iyi işletilen e, de bir otel. E, ama sizinki de çok acayip bir şey getirecek e, Bodrum'a diye düşünüyorum. Ee, e, ben Çeşmeciyim aslında. Ben Çeşme'nin denizini ölüyorum. Oradaki o genç ve enerjiye iniyorum. Bana başka bir şey geliyor. Onun için Çeşme çok önemli. Çeşme'de çok önemli projelerim var. Şimdi genç bir belediye başkanımız var. Evet. Lel Evet. Lal Denizi'nde. E, e, onunla da çok yakında hemen buluşup e, yani Çeşme'yi erken sezon açıyoruz. Mesela bu sene Çeşme'de 19'unda bir müzik festivali koydum. Sezonu erken çekmişim. Ben açtığım için 3-4 yer daha açıyor. Bakıyorum. Ve sezonu erken çekmişiz. Belki 2 ay yerine 4 ay olacak belki sezonu. E, i̇nşallah bir Bodrum için de böyle bir şey. Bodrum'da yıllarca maça var. Benim hani en sevdiğim sahibiyle, işletmesiyle, felsefesiyle bir yer ama Zahir. tek başına bir yer. Evet, tek yani Benim için öyleydi. Bodrum'dan onu çek. Bodrum'da ne var diye. Aslında e, doğru yeri bekledik Bodrum'da ve doğru lokasyonda doğru bir yer gelince biz de dedik ki Bebek Otel'in ilk ruhunu oraya koyalım. İşte Dragon 35-37 yıldır. Dragon mu açılıyor? Dragon'u Bodrum'a koyuyoruz. Yani Bodrum'da 3 ay kalacak arkadaşlar. Bana göre arkadaşlar. dünyanın en iyi lokantası. <laughs> Bizim damak tadımıza evet. uygun, muazzam yapılmış, standartın hiç bozmayan muazzam bir şey zaten ailemiz gibi onlarda çok güzel bir balıkçı açıyoruz, paraliyaki bir Yunan şeyle bir Ege mutfağıyla bir de kendi bebek otel menüsüyle ilgili olan bir restoranımızla beraber bir açık havacım. Peki bu bir Çin lokantası açacağım buraya, şey Japon lokantası açacağım buraya? Ee, Japon lokantası'nın çok enteresan dedim ki Can. Dedi ki e, ne diyorsun yapalım mı? Pop-up gidelim. Çünkü sushi açık havada olmaz. Olmaz evet. Yani eğer şeyse. Sıcakta açık havada olmaz. e, Bu bir Michelin ve bunu Omakasa'nın hakkıysa Japon şef de buna Nagaya izin vermez dedi. Yani, oraya bir tek pop-up gidecek. Hmm. Hani, bir hafta sonra bir gün. O kadar. Öyle bir şey. iki gün falan gidecek. Pop-up gidecek. E, Bodrum'da işte bir çok önemli bir işletme daha geliyor. Worldwide bir işletme Scorpio geliyor. E, artık Bodrum Saint-Tropez, Ibiza. Şey dediğim, Mikono Scorpio şey dedi, Mikonos Scorpio. Mikonos Scorpio ikinci dükkanını açıyor. Yani aslında büyük bir şey. Yani Scorpio tek başına bir yer ama aslında dünyadaki en kuvvetli plaj evet. ve işletme aynen, markası. Bir şey. Var. Ee, Namos mu Scorpio? Hangi sahibi büyüktür orada? Namos mudur Scorpio? Scorpio. Scorpio. Namos çok public, çok şey. Çok... E, meşaleler, aynen, şampanyalar. Aynen, aynen, aynen. E, onun için Dubai, orası, burası aynen, her orası, yerde Or var. Küçük bu, bu açtığı günden beri felsefesini koruyan bir yer. Yani öyle bir şov yok, öyle bir meşal yok. Müziğinden duruşuna kadar hani severek evet, söylüyorum çünkü kere. arkadaşlarım. Aynen. Onun da İstanbul şey Bodrum'a geliyor olması olan Türkiye için olağanüstü bir şey. Ee, Bodrum başka bir şey oldu artık. Sentrope, Ibiza, Mikanos, Bodrum hani yalı kavak marinayla başlayan o devinim biraz da kul cool turizmi kuvvetlendiren bir bölüm. Biraz daha şey turizmde bu kul cool turizmi destekleyen bir şey oldu. Bodrum bu sene çok önemli e, şeyler verecek, çok insan göreceğiz. Tabii e, Bodrum'a işte senin yapman e, daha bir takım markaların geliyor olması. Sevelim sevmeyelim e, e, Cengiz'in orada yapacağı otel. Karşıda e, Burhan yaptığı Kaplankaya müthiş bir müthiş e, bir şey. O da oraya bütün e, dünyanın zenginlerini ev aldırdı falan. Çok e, Bodrum başka bir şeye doğru gidiyor e, oradan. Senin otellerinde dikkatimi çeken başka bir şey daha söyleyeceğim sana. Ee, sen bir yandan da sanat ve entertainment işini otelin içine de sokuyorsun. Şimdi otellerinde, az önce söyledim heykeller, şunu ama başka tiyatrolar falan da var otellerin içerisinde. Nişantaşı'na Comedy Club açtın. Türkiye'de ilk defa, Vardı komedi klapları ama genellikle işte Moda'da, Beşiktaş'ta biraz daha ne diyeyim fazla genç e, ve işte underground, underground e, tarzıydı. Sen mesela onu şey de taşıdın. Dişan e, taşıdın otelin içine de taşıdın. Zannederim başka da açacaksın başka yerde herhalde. Bunları otellerinde de yapıyorsun. O nereden çıktı? Yani otellerin içinde böyle bir etkinlikler koymak. Şimdi aslında entertainment dünyasını bir set ederken, e, entertainment'in her yerine dokunmakla ilgili bir şey var. Bir bunları konuşturmam lazımdı. Şimdi otel işim var. Dastaslar var. Tiyatro, müzik ve komedi günleri çoktur Dastas'ta. Stand up. Her hafta 2-3 tane stand up olan yer. Öbür taraftan bir sürü oyun. Yılda 17-18 oyun biz production'ını yapıyoruz Dastas'ta. Ee, öbür tarafta e, şöyle bir şey. Şimdi, dergimiz var. Öbür tarafta... Nuluk. Evet. Nuluk diye bir dergimiz var. Şimdi üçüncü sayısı çıkıyor. Orada da... O tamamen bizi değil ama. Kurumsal bir dergi değil. Bizim... Ben çok rakiple ilgilidir. Her rakip bir paydaştır ve bizi beraber büyütür Aynen. diye düşündüğüm için her doğru baktığımız lifestyle'da, doğru baktığımız her şeyle ilgili haberin yapıldı çok özgürdür. Zeynep vardır başına Zeynep Üner. E, Vogue ve GQ'dun, GQ'da son dönemde çok önemli şeyler yapan. E, çok profesyonel. O yapıyor. Hiç Sadece sonunda ben bakıyorum. Evet bu diyor. basılmışı görüyorum. E, bütün bunların bir arada konuştuğu, bütün bunların... E, şimdi mesela Alaçatı'daki otele tiyatro götürmek. Şimdi bir tiyatro götürmek o kadar kolay değil. Ama Dasta da sizin olunca... Ben adama diyorum ki sen gel bizim otelde kal. Cuma cumartesi. Cözet K'yı seyret. Bir de şu oyunu seyret. Yani adam otelde kalıyor. Akşam iki tane tiyatro oyunu seyrediyor. Güzel bir yemek yiyor. Güzel bir yemek yiyor. Alaçatı'yı da yaşıyor. Priceless, hani böyle bir parayla yapılamayacak bir şeyler vermeyi e, bizim kendi misafirlerimize vermek de böyle bir... E, bizde büyük bir heyecan o. Büyük bir çaba. Ya şunu da yapalım, insanları şaşırtalım. Benim... Sen Las Vegas otelini butik aslında getiriyorsun biraz. <laughs> Tam öyle. Tam öyle. Biraz da benim hani otellerle... Azo'da, Azo'da daha pahalı, daha iyi servis. Yani optimizasyonla uğraşıyorum. Çünkü hani... 100 euroya bir oda satacağım satacağıma 1000 euroya satayım. 100 odam olacağını 10 adam olsun. Ama o 10 da çok iyi bakayım çünkü aynı lirayı yapıyorsun. Bunu yıllarca amanlar vanonlar on böyle yönettiler. Yaptım. Burada bir business modelinde ama tabi hani 1000 euroya satacaksan da satabilmen lazım. lazım. O servisi verebilmen servis lazım. 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 Aynen. Kimse bir euroya enayi gibi vermiyor yani. Aynen. Zenginler Aynen. daha akıllı hiç vermez. Yani. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> e, peki başka yeni ne var kafanda yani böyle yine acayip şeyler yap, yapmayı düşünüyor musun? Bir tanesi otel, yani otel işinde ee, inşallah hani bir Kapadokya var şimdi Kapadokya Çeşme, Çeşme'de yeni otelleri inşallah Miami. Kapadokya'da var olan bir oteli mi alıp yeniden yapacaksın. Kapadokya'da var olan oteli restore edip yenileyip hatta bir tane de proje var boş bir arazi. onu tekrar dizayn edilecek. Şu anda onların konuşmaları yapılıyor. Ee, ama bundan sonraki bir adım ilerisi benim için bundan sonraki işte iki senedir uğraştım. ya biz artık Los Angeles'a bir tane otel yapmamız lazım Miami'ye bir otel bu ruhta yani bebek otelin ruhunu stay ruhunu oradan taşıyacaksın yani stay ruhunu özellikle de entertainment otel bölümü denilen hani dünyada ayrıştırılmış kaç tane var şimdi birisiyle konuşuyorsun Los Angeles Chateau Marmure İngiltere eski bir itfaiye yeridir Fire House. Hani 28 odası var ama The Place, o şeyin ee, ben sevmem ama yani, yani, <laughs> sokak arasında diyor. <laughs> <bir yer. gülüyor> yani, ama yani hatta çok insan ya otel kost hani o biraz daha değişik ama bu anlamda böyle isim çok şükür ben Los Angeles'ta, Miami'de bebek oteli duyuyorum. Bazıları diyor ki yani Chateau Merme falan çok iyi, işte Shilton çok iyi ama sokak abi bu kenarında e, altta Dragon, üstte terası. Üçüncü katta Sankayı, en üst katında da yazın Rufu. Şimdi her santimetre karenin kullandığı ama dünya çapında bir marka olma yolunda ve bir bu da o kadar zor bir şey değil. Yani bazen bir arkadaşım diyor ki oğlum benim 50 bin odam var, senin kadar konuşulmuyor. Evet. Ee, bu bu kadar da şey değil. Ee, burada önemli bir kanal var ama tabii becerebilmek bunu yani yani becerebilmekle ilgili. Yani çok çalıştım, çok baktım. Ee, galiba onun sonuçları da biraz. Hani Andrea Balas diye bir adam var. Shilton'ı yapan, işte Mercer Kitchen yapan benim örnek aldığım bir otelcidir. Ama bu adama baktım ben. Aishrager diye bir adam var. ...ilk bu Dellano'yu yapan, o Morgan grubu yapan, Mondrian'ı yapan Los Angeles'ta. Bu adamlar ...Studio 54'ü yapmışlar. Yani gece hayatından geliyorlar. ...Studio 54 diye bir şey yaptılar. Efsane Lady Diana'nın bile eğlendi. Bu adamlar, Mick Jagger'ın, Jerry Hall'un hepsini eğlendikleri 70'lerin çılgın gece kulübü. New York. New York. Bu adamlar sonra otelciliğe başladıklarında bu entertainment'ı ben Delano'ya Miami'de 94 yılında gittiğimde otele girdiğimde ulan burada bir yerde parti var, bir enerji var. <Sessizlik> Adam, <Sessizlik> ho, or, o, öyle dizayn ediyor. Evet. <Sessizlik> Adam, Ayşe Rager, o. Gece hayatından geldi. Zannediyorum ben de Paşa, Nupera e, bu gece hayatındaki e, kültür, entertainment'ı daha iyi aplike edebiliyorum. Ama da şu, bu konuşmalardan etrafına otel yapıyorsun aslında bir yerde. <laughs> Galiba tam. Yani sen böyle konuşunca kendimdeki analizden bunu ortaya çıkartıyorum. Yani bu, Seni bu sende niye geç... gördüğün <gülüyor> gibi. <gülüyor> ben ne diyordum bazen hani nasıl geliyor dediğinden hala düşünüyorum. Galiba mesela o adamlarda gece hayatında şimdi o adamlar o adamlar 76-77 yaşında şimdi yine e, bir otel çayını yapıyorlar ayrı. Eee... Eminim değişik bir şey yapacaklar. Yaşları ne olursa olsun. Tabii diyor, örneğini verdiğin Costa hakikaten ne, ne, şahane oteldir. Ee, bir ara onu İstanbul'a biz de getirmeyi planlamıştık ama e, olamadı. Ee, çok güzeldi, çok, onu da çok severim. Çok neşeli Hangisi bir Hangisi Hangisiydi? Cost, otel Costa. Yani odalarında kalınmaz tabii yani. Kalın, kalıyoruz bazen mecburen ama şey, karanlık, depresif. Mesela o otelde eşyamı unutmadan çıktığımı hatırlamıyorum. Çünkü karanlık görmüyorsun sonra bir şey kalıyor orada muhakkak. Ama bunlar şimdi şey var, fark etmişler. Yeni bölümünde Fatih muazzam yeni böyle bembeyaz odalar diyebiliriz. Yani dünyanın... tarım yaptı acaba. Ha, yeni yaptılar. Yani <laughs> Yok, yeni böyle beyaz olunca Eren yapar ya bizim yani böyle... <gülüyor> 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 Bir Fransız bobonun, bir bohem burjuvanın evini yapmışlar odalara. Çok başarılı. Çok çok e, keyifli. Bana göre dünyada gördüğüm en iyi otel odalarından biri fena bölüm. değildi Paris'te aslında. Onda şey yapmıştı. André Putman yapmıştı galiba. O da çok güzel oteldir. Eee butik ilk butik otelidir galiba Paris'te ya yani ilk ha, düzgün butik oteldir. Eğlence alanı ne düşünüyorsun? Böyle gece kulübü falan gibi bir fikirlerin var mı? Ee, Çünkü İstanbul'da doğru düzgün gece kulübü çok az. Ya ben şimdi şöyle baktığında 10 sene Paşa, 14 sene Nupera, 24. 4-5 senedir direkt baktığın zaman 30 senedir İstanbul gece hayatının önemli işlerini yapıyorum. Ya, gece evet. hayatın hep bir şey var. Bilmiyorum ama hani, eski hani 3000 kişilik bir gece kulübünde 3000 tane istediğin insan var Olmaz. mı? Olmaz. Mümkün değil. Yani Paşa'nın zamanını söylüyor. Ya da Diskorium. Diskorium tabii. Şamsa. Ee, Metin Fadıllıoğlu'nun 29. 29. Vanikök. Ee, sonra Çubuklu. Ee, o dönemlerden zannediyorum bu dönemlerde ben öyle büyük bir gece kulübü tabii, Yap. Yani Ben daha gece hayatında olabildiğince birde bir buçukta biten e, Bodrum'daki otelde birde bitecek. Yani her şey. Peki İstanbul'da eksikliğini gördüğüm bir şey söyleyeyim sana. Belki o eksikliği sen giderirsin. İstanbul'da bir şehir kulübü yok. Yani şehir kulübü derken şunu kastediyorum işte, Soho House var. Çok güzel. Muazzam şık bir bina. Dekorasyon gayet iyi. Her şey çok iyi. Mutfak da... E, hani... muazzam değil ama yeterli bir mutfağı da var ama... Hani, vardır ya böyle İstanbul gibi şehirlerde... New York'ta, Londra'da falan özel private club'lar vardır. Orada sadece insanlar, birbirlerini tanıyanlar bir gelirler. Kimse kimseden rahatsız olmaz. Bunu buraya kim soktu fikri e, kimsede gelişmez. Evet dikkat ediyorsun belki bazılarını almamaya çalış, e, bazılarına rezervasyon yapmaya çalışıyorsun falan ama... Bir de üyelikle girilen, e, oraya sadece üyelerin ve hatta üyelerin çocuklarının bile eğer... Babalarına, analarına layık bir çocuk olmuşlarsa kabul edildiği <laughs> büyük kulüp e, modeli diyorsun. Anladım. Büyük kulüp tam oraya <laughs> oturmuyor oraya yani. Eski büyük kulüp biraz belki ama yani bugünkü büyük kulübü de kafamda tam oraya oturtamıyorum. E, böyle bir böyle bir şey düşünmüyor musun hiç? Bir ara işte adres diye bir yer yapmışlardı. Celal, e, Celal le, le, e. Member club'tır. Evet. E, ama yürümedi o. Celal'le kim, Celal kim yapmıştı? Galiba e, Metin Fazlıoğlu beraber yapmışlardı. Metin var mı abi, tam hatırlamıyorum çok ama Ahmet abi olabilirdi. Ahmet Çapa olabilir. Ahmet Celal olabilir. varsa Ahmet de Ahmet varsa Celal de otur. Evet, o da mutlu. Çünkü yarı yolda bir yerde Ahmet Çapa, Celal Çapa'yı boğabilir. Ee, böyle bir şey düşünüyor musun? Şimdi... Düşünmelisin e, ya da belki bilmiyorum. E, şimdi tüm... E, şimdi Londra'da bu member club meselesi çok... E, işte 4-5 tane member club. Şimdi 6-7 oldu. E, Miami'de başladı. E, i̇şte Los Angeles'ta hemen böyle bir şey konuşuluyor. Çok baktığım, çok incelediğim bir şey. Ee, ama öyle bir şey ki Türkiye, şimdi Londra'da bu kulüplerin üyelerinin yüzde doksanı ekspat. Evet, bazı yabancı. Yüzde doksanı ekspat, yani öyle bir kadro kad şey var. Ee, adres zaten bu açıdan, Celal abi çok Önderdi. Hakikaten Metin Fadıllıoğlu da çok. Bence vizyonun çok ötesindeydi. Onların yaptığı bir Taksims diye bir kulüp vardı. O kulübü Aman bugün Allah. yapsalar. Büyük olay. Büyük iş. olay. Şimdi acaba yani Çok erken yapılmış. Çok vizyoner şeyler. Diskorium dedi. Allah çok yani söyleyince işte yanan yer. Çok üzülüyorum. Ee, buna benzer bir kulübü ortağım Menderes bizim Bebeköy'de. Bebeköy'de yaptı. Evet, bir şey. Yaptı. Bir clubhouse. Aslında daha spor base. Evet. Spor Bez bir yer yaptı. Hem çok gençlerin falan buluştu ve açılalı da zaten yılbaşından beri yeni açık. 3-4 aydan beri açık. Çok da başarılı Ama bir da biraz, spor oriented bir şey. Spor oriented Şimdi öyle bir şeyimiz var. Ee, bir iki sene içerisinde bir, e, bir yeni yerimiz var Boğaz'da. Ee, bunu şimdi dizayn ediyoruz. Bunu da Otel Kost'un o yeni odalarını yapan Aa. mimarlara mimarlar o kadar hayran kaldı ki o adamlarla Bizim her zaman çalıştığımız Mahmudhanları birleştirdik. Şimdi Boğaz'da mezonla başlayan bir ardeko binayı böyle bir kulübe doğru götüreceğiz. Aa, binayı anladım. Ardeko bir binayı böyle bir kulübe götüreceğiz ama hala tabii iki senesi var. Ama bunun içinde ne olmalı, nasıl olmalı, nasıl politikalarla yönetilmeli, bunu göreceğiz. Daha çok set edilmiş değil. Ama Bunla e, yatıp kalkan bir ekip var. E, Bunla buna hazır olacak bir data sistemi muazzam bir hazırlığı var. E, iki, i̇ki sene sonra yani biz önümüzdeki sene bunu lansmanını yaparız. E, bu kulübümüzün e, nasıl işleyeceğini, ne olacağını bir şehir kulübü yani şehir kulübü gerçekten iyi bir şehir kulübü. E, hatta bunu da e, Andrea Balasla. ...Shilton Farhouse'la e, ve Chateau Mermeuil'le konuşturmayı düşünüyoruz. Yani member'da e, karşılık Karşı kullanabilelim kullanalım. diye. E, bir, bir iki yer daha var böyle. Amerika'da bir iki yer var. E, Meksika'da bir e, çok önemli bir kulüp var. Böyle bir şehir kulübü. Onlarla konuşturmayı düşünüyoruz. Ama bizim yapmak istediğimiz şey Soho değil. Yani e, Soho'ların dünyada... Hani nereye gittiğini çok bilmiyorum. Çok da, baş, çok da zorlanıyor zorlandıklarını düşünüyorum. Yani muhteşem yerler, muhteşem hikayeler... Ee, ama zorlandıklarını düşünüyorum. Şimdi onlar mesela biraz tavır değiştiler mesela. Şimdi herkese açık olmayan daha e, daha private e, Soho'lar da yapmaya başladı. Mesela ne o? Soho Farm var. Or Soho üyeleri oraya giremiyor falan böyle. Yani orası ayrı falan. Gibi. Bir bir şeyini kaybedip bir upscale'ini yaptılar. Zannediyorum galiba bir de e, Los Angeles'ta yaptılar, evet. Malibu'da. Ola böyle Aynen. normal orası giremiyor orası. Aynen. Öyle bir şeyler. Biz birazcık daha farklı dizayn Ben ben daha çok Londra'daki kulüp kulüpler gibi yani Londra'daki private club'lar gibi bir şey düşünüyorum. Londra'daki private club'lar biraz şey, e, şeyle alakalı. Gece hayatının çok içindeler. Biz burada hem o yaklaşık 32-34 odamız olacak. Çok lüks. Hı hı. E, hem otel Anladım. hem de bunu besleyen bir şey olacak. Anladım. Yani yiyecek içeceğeyle içindeki diğer aktivitelerle. yani gerçi Bebek Otel'in e, terası artık bir şehir kulübü haline geldi. E, büyük oranda. Aslında bize Bebek Otel bize bu yolu açtı. Yani Bebek Otel'de bu işleyiş biçimi. Yani ben bazı ailelerin e, o insanlar şöyle. Burayı kapatırsam biz ölürüz diyor. Evet. Yani benim gidecek bir yerim yok. E, nedir o işte tekneyle geliyor. Basın yok, kapı yok, çeken yok, içeride bir şey yok. İçeride girdiği zaman herkesi tanıyor. E, bu çok ciddi bir çaba tabii. Yani e, çok uğraşılan bir iş. Vallahi Muzaffer iyi ki geldin. Şöyle söyleyeyim. Bu yaptığın işlere de bayılıyorum. Şu açıdan da bayılıyorum. Sen de, e, Barış da. Hakikaten sadece eğitimle ve sadece kafadaki bilgiyle nasıl başarılı olacağını ve memlekete hizmet edeceğini gösteriyor. Çünkü niye şimdi? Sen, senin yaptığın hem Türkiye'ye büyük paralar kazandırdın, büyük dövizler soktun. Yüzde yüz katma değerli yani. Dışarıdan bir şey alıp da onu ekleyip de üstüne on kuruş koyup değil. Kafandan bir şey uydurdun ve uydurduğun şey muazzam bir fikir halinde para etti. Çünkü dünyada kilosu en ucuz ama aynı zamanda kilosu en pahalı şey, fikir. E Barış da yine o da işte restoranda şuydu buydu. Ve i̇kiniz de bir aynı bir yakın okullardan geldiniz buraya. O yüzden senin bugün yaptığının önemli bir, bir ölçüde de şu, bunu sen muhakkak farkındasın ama senden de yeni muzafferler çıkacak. Yani senin etrafında ekipten de başka çocuklar çıkacak. Onlar 10 sene 20 sene sonra burada benim yerinde oturan birinin yerine karşısına geçip onlar da hikayeni anlatacaklar. Biz muzaffer sen nasıl dediysem ben işte e, Üzeyir Garih'ten e, bağlı öğrendim diye. Ona göre, vallahi muzaffer abi bize ilham olacaklar. Çok acayip bir iş yapıyorsunuz. Ya inşallah. Barış'la da geçen hafta bir hafta Meksika o da beraberdik Barış'la da. Ee, çok uzun yıllardır Be beraberliğimiz de var. Ama burada söylemek istediğim Abi şey Çok önemli bir gençlik var. Muazzamlar. Siz onlara çok, örneksiniz. Çok yok. aydınlar. Çok hoşuma gidiyor. Ara sıra üniversitelerde konuşuyorum. Ee, gençlerle e, konuları tartışıyoruz. Tabii onların hep beklediği bir şeyler. Bu başarının altında bir formül bekliyorlar. Yok. Hem de her şey. her Her çıktığında şey. Yani Coca-Cola'nın formülünü vereceğim. Beş dakika bekleyin. Çok zengin ol. Öyle bir şey yok. yok. Ee, hem çok çalışmak hem de eee bununla uyumak ee, benim en önemli problemlerimden biri uyku. Gece 3'te kalkıp eskiden not alıyordum yatağın başında. Şimdi Allah'tan şey öğrendim. Telefona ses kayıt yapmayı ben yeni öğrendim. Yapıyorum. Bu yorucu bir şey ama herhalde dünyaya geliş nedenimizle ilgili de bir şey bu. Yani dünyaya biz ben geleyim geldiğimde bana bir, bir şey yüklendi. Ben yeni işler açayım. Bir sürü istihdam sattım. Sinemayı sattığımda 5000 personelim vardı. 5000 kişi maaş oldu. ki hayatımın en önemli günü. E şimdi yaklaşık bin kişi çalışıyor. Ee, ne kadar para kazandıysam hepsini Türkiye'ye getirdim. Ee, yani ülkemi o kadar çok seviyorum. O kadar da çok inanıyorum ki. Ee, ve değiştiriyorum. Ben Erzurum'da mesela çok küçük bir hikaye anlatacağım. Sinema projesi. Erzurum'a bakıyorum 50 bin kişi var. O sene oradaki sinemalara giden 50 bin total şehrin seyircisi. Orada bir shopping mall yapılıyor. Ben sinemayı yapıyorum. Pırıl pırıl. Kızlar, erkekler çalışıyor. Erzurum'lu çünkü alan diyor biz eskiden diğer sinemalar zamanda porno oynattığı için aileler gitmiyor gidiyor. doğal olarak. Bir bakıyorsun Erzurum 1 milyon bilete gelmiş. Şimdi geç bakıyorum 1 milyon kişi sinemaya gidiyor. 20'ye 20'ye katlıyor. 20'ye katlıyor çünkü onlara gidecek platformu oluşturuyorsun. Aynı şey bizim restoranlar, gece hayatı, o otel. Yani sen yap müşterisi vardır. Kahramanmaraş aynı şekilde. Yani Türkiye'de 72 milyona biletin gelme nedeni Anadolu'ya sinemaların oradaki bilet sayılarının çıkması. Yani yap müşterisi oluyor. Sen yeter ki iyi bir Yine. şey yap. Ya bu herhalde bir misyon bilmiyorum. Bakalım. Peki son son bir şey soracağım. Sen benim tanıdığım en iyi Fenerbahçe'den bir tanesin. Ne düşünüyorsun Fenerbahçe? Galatasaray rekabetinin bugün geldiği noktada noktadan. Ya, e, ya biz sen iki rakip ben... takımız ve çok iyi dostuz yani şimdi ne düşünüyorsun o merak ediyorum. Çok et. çok çok üzgünüm yani çok 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 üzgünüm yani bir olabildiğince sadece bir oyun, oyun bu, bir topu bir eğlence bir topun çizgiyi geçmekle ilgili olan bir bölümünün bu kadar vahim noktalara gelip e, yani çok üzücü. Çok. Ya yani hemen ben hani çok acayip çok önemli bir şey var ya. Özellikle hani Trabzon'daki olayları dünyaya nasıl anlatılabilirdi ya da orada birisi bir bıçağı bir sporcuya Trabzon, saplasa doğru. hani dünyada ilk bıçaklanan herhalde sağ içindeki futbolcu olabilir ki mümkün bu. O, oldu. Galyana gelme, bu şey Mısır'da oldu. Hı. Güney Amerika'da falan oluyor bazen o, ama. Ama dünya olur. Ama UEFA'da pek görülmemiş Fatih benim yani bir şeyim var. Ben hani teacher zamanında bütün Yasakladı ya He. Ben Heyzel faciasından şeyden sonra ve ondan sonra şimdi İngiltere'ye gidin. Biranızı da içiyorsunuz. Aynen. Yandaki adamla da beraber maç seyrediyorsunuz. Herkes bir kere Aynen. akıllandı. Bizde de zannediyorum ki hani bu konuyla ilgili çok ciddi bir şeyler yapılması lazım. Ben bugün cezalara bakıyorum. Trabzonspor'a 6 maç ceza. Ben orada değilim. Fenerbahçe Trabzon maçı Fenerbahçe stadında yüzlerce şey atılıyor, değil mi? Abi, abi diyorsun ki 3 sene Trabzon Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli seyirci yok. Şu i̇şte Trabzon'a deselerdi 5 sene Fenerbahçe maçında çünkü Fenerbahçe eziyet ettin yok. Şimdi buradaki bu şeyle beraber ben sana bir tane bir şey söyleyeceğim. Bir haksızlığı söyleyeceğim. Galatasaray'ın fikstürden dolayı iki hafta sonra Trabzon'la maçı olsa seyircisiz oynayarak o baskıdan dışında oynayarak oluşacak bir haksızlığın yani kime ödül kime ceza? Ya bu cezaların caydırıcılığı falan yok. yok. Hiç. Ha, ben bunu bu şekilde bir önemli bir düzeltme olacağını düşünüyorum. O zaman türbinler bir dakika arkadaşlar deyip herkes birbirini tutacak. Bir de yani kulüp başkanları kulüp başkanlarının başkanlığı, kalitelerine uygun davranmaları şart. %100, e, %100 itidalli, sakin insanları galyana Getirme getirmeyen yani. zaten ülkemizde ayrıştırmayla ilgili olağanüstü bir çaba var ve bunu futbol üstünden de çok yapıldığını eminim. Yani görüyorum çünkü Buyur. bunu. Yani hepimiz görüyoruz. Çok üzülüyorum. Ya yani ben e, Evet hepimiz üzülüyoruz. Otursanız karşılıklı yani yöneticiler itidalli konuşuyor. Abi sen onu oy kaygın mı var? Hani oy kaygın mı var? Söyle yani böyle olmaması çok üzüldüğünü söyle. Yani ben bu tip olaylarda üç kulüp başkanının birleşip ya biz buna çok üzüldük. Hepimiz burada hep beraberiz. Aynen. Dese yok. kim kavga edecek? Ben şimdi önümüzdeki e, yani bu kupa maçında büyük ihtimalle olmayacak ama herhalde Galatasaray Fener maçının ne kadar zor geçeceğini ben, ben de. E, ya kupa şey maçı oynatmak, oynatmak, da çok yanlış bir karardı. Ben sürekli bu maç yapılmasın, bu maç yazın yapılsın, iptal edilsin, kupayı bölün ikisine de paylaştırın falan dedim ama ee, ne yazık ki güzel ee, yani bir e, Galatasaray için de o kupa maçı oynanması doğru değil. Üç 3 tane oynadı, sakatlansa bir sonraki maçta, maçta ne olacak? Ne olacak? Ne? Ne? Neymiş? Süper Kupa. Ya bunun Konya'sına çok haklısın ama ben bunlar bilinçli mi yapılıyor? Bilinçsiz mi yapılıyor? Vallahi ben, ama de ben de ama bilmiyorum. Ama bu, bu kadar kötülüğü bilinçsiz yapılacağını düşünmüyorum <laughs> açıkçası. Bilinçlidir. Bu iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Ee... Sana Türkiye'ye kattıkların için de teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok küçük küçük bir sürü çok değer katan iş yaptın memlekete. İnsanların hayatına dokunan işler yaptın. İyi ki varsın. Sağ ol Muzaffer. Sevgili izleyiciler, Muzaffer Yıldırım konuğundu. Benim çok eski arkadaşım ama burada arkadaşım olduğu için değil, memlekete değer katan işler yaptığı için vardı. Özellikle gençler arasında çok ilham verici bir iş adamı, girişimci, ne derseniz deyin. E, sıfırdan başlayıp tamamen akılla, yaratıcılıkla ve çok çalışmakla e, hangi noktalara gelinebileceğini ve başkalarının da peşinden nasıl o noktalara çekebileceğini e, gösteren iyi örneklerden e, bir tanesi. İnşallah siz de ondan e, ilham almışsınızdır diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.